İstanbul'da şehir hayatından bunalan bir çift hem evlerini hem işlerini ormanın içine sadece 25 metrekarelik bir tiny house'a taşıdı. Ortaya da şimdi izleyeceğiniz görüntüler çıktı. İstanbul'un göbeğinde yaşarken özellikle trafik, sinir, stres ama burada sabah kalkıyorum doğanın içinde. Yani. Su gibi bir ev, çok keyifli. Birçok kişi hayalini kuruyor ama cesaret edemiyor. Küçücük bir evde doğayla iç içe bir yaşam. 6 aydır burada yaşıyoruz. Şehir hayatını, o keşmekeşi terk edip böyle bir hayatı yaşamak kolay mı sanıldığı kadar? 3+1 güzel bir muhitte apartman dairesi bir evde yaşıyorduk. 170 metrekare civarı bir şeydi. Şimdi burası 25 metrekare. Şimdi bunu başaran bir ailenin evine konuk olacağız. Hem evlerini hem işlerini küçücük bir eve, tiny house'a taşıdılar. Bakalım böyle bir evde yaşam nasıl? Çadır kampına geldik. Gördükten sonra çok tutulduk. Şehirdeki eviniz daha büyüktü şüphesiz. Elif Karaer 28 yaşında, mesleği aşçılık. Eşiyle birlikte İstanbul'un göbeğindeki evlerinden ayrıldılar ve işte ormanın göbeğindeki bu tiny house'a yerleştiler. Burası evimizin küçük bir oturma alanı. Gayet yeterli ve güzel bir banyomuz var. Üst katta da yatağımız ve başucunda küçük bir giyinme dolabımız var. Artık hem burada yaşıyorlar hem de Elif Hanım mesleğini burada yapıyor. Burası benim tiny mutfağım. Burada çekimler yapıyorum, yemeklerimi yapıyorum. Ev işte bu kadarcık, sadece 25 metrekare. Oh! Arada böyle küçük kazalar oluyor mu peki? Evet, benim boyum birazcık uzun ama yine de sevdiğiniz bir yerde yaşayınca hiç de göze batmıyor. İhtiyaçları olan her şey de var. Fazlası yok. Sanırım en nispet yapılan köşedeyiz. Yani özellikle yazın arkadaşlar geldiği zaman tabii tiny house da ufak olduğu için bahçe özellikle bizim kurtarıcımız oluyor. İşte çayımı demliyorum burada. Bahçemizdeki taş fırında da pizzalar, pideler. Aslında böyle bir kısıtlı alanda yaşamak boşu boşuna tüketmeyi, boşu boşuna para harcamayı da engelliyor. Özellikle gençler cesaret etsin zaten. Biz de gençiz. Ev küçük ama doğa. Doğa kocaman. Her yer evimiz.